Selamünaleyküm arkadaşlar. Paranormal Aziz Ahmet'ten herkese merhaba. Yine çok güzel bir video hazırlayacağız arkadaşlar. Birlikte Ahmet'le, Hüseyin'le kapalı mekanda cin daveti yapıyoruz arkadaşlar. Daha önce yapmıştık Ahmet'le. Çok yapmıştık daha önce. Evet. Yani yıllara dayanan bir süreç bu. Evet. Daha önce çok yaptık. Ama bunların bir kısmını kayda almıştık. Bir kısmı kayda almadan yaptığımız. Çünkü kapalı mekan olduğu için sıkıntı olabilir diye kayıt yapmadan gerçekleştirmiştik. Ve bugün de bu kapalı mekanda davet yapmayı deneyeceğiz arkadaşlar. İnşallah bakalım ne gelecek. Bize de sürpriz olacak daha doğrusu. Çünkü kitaptan bazı uygulamaları uygulayıp bazı şeyler mum yakacağız şimdi birazdan orada. Her zamanki gibi heyecanlıyız. Yani gizli ilimler hazinesinden arkadaşlar. Çok bomba bir olay bu. Mumları yakıyorsun ve belli bir yazdığımız bir küçük bir kağıt var. Onu yakıyorsun. Onun olduğu yerde gelip hapsoluyor oraya. Gelen varlık oraya hapsolacak ve ona özel bir yer hazırladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mumları yakacağız. Küçük bir kağıt da şurada. Size hemen şöyle göstereyim. Kağıda bir şeyler ben yazdım. Kağıdı yakıyoruz. Mumları yakıyoruz. İnşallah umduğumuz gibi olur arkadaşlar. Gelen varlıkla konuşacağız. Müslüman cin mi gelecek? Ya da Müslüman olmayan mı? İfrit mi gelecek? Hiç bilmiyoruz. Biz de biraz heyecanlıyız gerçekten. Hani çünkü açık mekanda yaptığımız zaman üstümüze saldıranlar oldu. Bunun bir endişesi de var içimizde açıkçası. Bakalım. Neler hissediyorsun Ahmet? Valla Aziz'cim, öncelikle dizim biraz ağrıdığı ne için ağrımda? Şu an biraz sancılı durumda. Bu yüzden kusuruma bakmayın. Soranlar oldu seni bayağı. Allah senin herkesten razı olsun soranlardan. Sormayanlardan da razı olsun. Herkese teşekkür ederim. İyiyim, şükürler olsun. Yalnız ilaçlarla ayaktayız. Evet. Şu an İnşallah biraz, bir an önce. İnşallah Aziz'cim. Tam normale döner. Aynen. Hüseyin'i soranlar da oldu bayağı. Hüseyin seni soranlar Hüseyin da oldu. Hüseyin kaçamak yaptı, gelmedi. İşleri vardı diye. Ama kendisi aramızda olmaktan gayet mutlu. Evet. Aziz'cim bu dualardan bir kısım, bir başlık okuyabilir miyim Aziz'cim? Olabilir Ahmet. Şimdi arkadaşlar tabii bir kısmını okuyacağım. Merak edenler için biraz araştırıp bakabilirsiniz. Azamtu aleyküm ya habenke hep gün sebeke sebkün elkele elkele ümsümün bükün ümyün fehim la yecihum felam ra. Fazla devam etme Ahmet. Devamı sıkıntı yedim. Olmasın. Bu kadarı kafi arkadaşlar. Sıkıntı olmaz. Sıkıntı olmaz bu kadarında. Kapalı mekanda yapmak, davet yapmak riskli bir iş arkadaşlar. Ancak parantez içinde gelen varlığı hapsettiğini, yani belli bir mekana, mumların yandığı mekana hapsettiğini öğrendik. Kitabın belli bir kısmında yazıyor. Bakalım inşallah çağıracağız. O da gelmeyebilir, belki başka bir yerde de çıkabilir. Ama çıkacağı yer orası değil mi? Evet, çünkü kağıdı yaptığın yerde belirip oraya hapsoluyormuş. Onun biraz rahatlığı var bende. Gelecek inşallah, ona bir şeyler soralım. Benim bir anım vardı Aziz'cim, onu anlatabilir miyim? Tabii abi. Maksat sizlerle bu anımı paylaşmak olsun. Şimdi arkadaşlar yaklaşık 18 yaşındayken biz bu daveti yaptık ama bu davet değildi, başka bir davetti. Tabii kitapta yazıyor işte. 333 defa okuyup geliyor işte. Okuduktan sonra cin geliyor. Biz bunu yaptık. Tabii kısa keseceğim. Aziz'cim hatırlarsan ismini vermeyelim ama bizim çok yakın arkadaşlarımız. Evet. İki tane arkadaşımız. Bunlar ne işi yaptıklarını da söyleyelim Aziz'cim. Bunlar kuyumcular. Kuyumcu atölyesi var. Babadan oğula gelme. Kuyumcular kendileri. Tabii bunlar selamlar olsun bu arkadaşlarımıza. Bize dedi ki
yapıp çağırabilir misin? Hani biz de göreceğiz. Tamam dedik. Ben, Aziz, iki arkadaş, dört kişiyiz. Gittik. Odada oturduk. Tabii nargile de yapmış arkadaş. Arkadaş nargile de yapmış. Çay da önümüzde. Onlar muhabbete daldı. Ben duayı okumaya başladım ama onların umudu yok bir şey gelip gelmeyeceğinden. Sonra dua tam bittikten sonra iblis karşımızda belirdi. Karşımızda belirdi. Hatta Aziz bana işaret yaptı dedi. Bak dedi, geldi diye. Arkadaşa bir işaret yaptım. O nargileler, o kömürler, bir uçuşmaları vardı, bir kaçışmaları vardı. Soluğu hastanede aldık arkadaşlar. Böyle bir olay. Hüseyin de pek bir durgun. Hüseyin'cim sen de durgunsun biraz. Şimdi papalı olan olduğumuz için biraz... Hüseyin biraz gergin. Sıkıntı yapma Hüseyin'cim. Çünkü tılsımlı bir şekilde duvara ben bir şeyler şimdi okuyup üfleyeceğim. Onu yaptığın zaman bir yere ayrılamıyor. Orada hapsoluyormuş. İnşallah da öyle olur umduğumuz gibi. İnşallah. Ben şimdi o kağıdı yakacağım. Yaptığımız yerden inşallah belirleyecek. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Odanın dört bir kenarına belli otlar yerleştirdik. Odanın istemediğimiz, evet, istemediğimiz yerlerde yok. Evet. Mesela şu köşeye gelemez, o köşeye gelemez, oralara gelemez diye ümit ediyoruz. Çünkü onların hoşlanmayacağı bazı otlar var. Oralara koyduk, tütsüler yaptık. Güzel de kokuyor. Evet, mis gibi de koktu. Şunu da belirtelim, Aziz'in lafını da kesmiş gibi olmasın. Arkadaşlar, şimdi yeryüzünde, kainatta en güçlü varlık insanoğludur. Cinler ve insanoğlu. İnsanoğlu daha bir güçlü ve insanoğlu Allah-u Teala dilemezse yaprak kıpırdamaz. Allah-u Teala kalbinde olduktan sonra hiçbir varlık sana zarar veremez. Ama Allah-u Teala'yı düşünüp kalbinize yerleştirdikten sonra. Haksız mıyım Aziz'cim? Evet. Yani demek istediğim arkadaşlar, bu tür şeylerden Allah'ı düşünerek, Yüce Allah'ı düşünerek, mesela evinizdesiniz işte. Kimisi Aziz'cim lavaboya gitmeye korkuyor mesela. Evet. Tek başına odadan odaya gitmeye korkuyor. Yani Allah'ı düşünün, gerisine bırakın. Doğru mu? Şunu söylerseniz, Allah'ın izniyle hiçbir mahlukat, görünen veya görünmeyen hiçbir şey size zarar veremez. Şu kelimeler. Evet, nedir abi, biliyor musun Ahmetciğim? Görünen veya görünmeyen varlıkların şerrinden Allah-u Teala'ya sığınırım. Görünen veya görünmeyen varlıkların şerrinden Allah-u Teala'nın ayetlerine sığınırım. Bir de Hüddam Bayımız bunu hep der bize. Diyor ki, cinler ve insanlar. Cin ve insan. İnsan diyor, bir şey gibi düşün. Rambo gibi düşün. Bir Rambo düşün veya bir Arnold. Güçlü bir adam düşün. Bir de yeni doğmuş bir bebek düşün. Yeni doğmuş bebek o Rambo'yu vurabilir mi? Kesinlikle vuramaz. Yeni doğmuş bebek cindir. İnsanoğlu da Rambo'dur. Yani kesinlikle güç yetiremez. Evet. Aklı selim olursa Hüseyin'cim. Şimdi bir de 10 insan kuvvetinde olan ifritler var. Onlar da ayrı bir çeşitler, kavim kavimler bunlar Ahmet'im. Kesinlikle. Benim ayağımı zaten orada cin tuttu. O gün bugündür benim ayağımda bir sıkıntı var. Bir sıkıntı oldu. Dizde evet, olan sıkıntı da zaten kolay kolay iyileşmez. Yani bir iki ay beklemen lazım ki inşallah geçer. Buyurun o zaman başlayalım. Başlayalım. Evet. İnşallah yaptığımız yerde gelir. Başka bir yerde çıkarsa sıkıntı olabilir. Tütsüleri koyduk Aziz'cim sağ olsun. Evet. Çeşitli otlar yaktık, kantoron otu yaktık mesela köşede. Tuzlu su indirdik, bazı köşelere döktük. İnşallah gelmezler. Bunlar yaptığın zaman gelmiyormuş. Kağıttaki, kitaptaki yazanları uyguladık arkadaşlar. Ona göre yapacağız, kitaba göre hareket edeceğiz. Bakalım inşallah. Allah'ın izniyle davetimizi yapacağız, soruları soracağız. Aziz'cim akırban suyunu da unutmayalım. Evet. Urfa'da akırban diye bir yer var arkadaşlar. Oranın suyu tılsımlı bir su diyebiliyoruz. Gidip oradan da su getirdik. Akırban suyundan su getirdik. Akırban suyu. Yıllardır bunu yapardık yani Aziz'le. Evet. Akırban suyundan. Yani pis bir sudur arkadaşlar.
musibeti pisliği def ettiğini söylüyorlar. Aslında biraz da hani eskilerin söylediği bir şey. Ne kadar doğru, ne kadar gerçekli payı ne kadar var bilemiyoruz. Bakalım. Geçelim videomuz Ahmet'ciğim. Hemen geçelim başlayalım. Şimdi ben yatınca duayı okuyacağım ben. Zaten belli bir kısmını okuduk, hallettik. Kağıdı yaptıktan sonra ben davet duasını okuyacağım Ahmet. Tamam. Gelecek. Hazır mısın Hüseyin? Hazırız. Hazır. Hadi başlayalım. Hazırız arkadaşlar. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Selamünaleyküm. Müslüman mısın? Müslüman tekrar da bir adam. Buraya nereden geliyorsun? Ani hareket yapmaya başladım. Buraya nereden geliyorsun? Ve Müslüman mısın? Sormak istediğiniz bir şeyler varsa arkadaşlar sorabilirsiniz. Ben müsaade buyurun. Buyurun. Şimdi boş zamanlarında en çok ne yaparsın? En çok yaptığın şey boş zamanlarında. Sesleri geliyor sanki ama. Çok kısık geliyor, anlayamıyoruz. Senin sormak istediğin bir şey var mı sen? Sen rahat ol, bir şey yapamaz. Rahat ol bir sen. Sen bir şeyler aklına gelirse sorabilirsin. Bir tane arkadaş uzaylılarla ilgili bir şey sormuş Ahmet, onu soracağım. Sorabilirim. Uzaylılarla ilgili yani dünyanın dışında uzayda yaşayanlar var mıdır? Bununla ilgili bir bilginiz var mı? Anlayabiliyor musun abi? Ufak ufak geliyor ama tam anlayamadım. Hangi kavimden geliyorsun? Bir soru soracağım. Şimdi birilerine musallat olacağın zaman birinden bir emir alıyor musun yoksa direktmen musallat oluyor musun? Böyle bir şey için kimselere bulamayız. İnşallah sesi yükselttiğiniz zaman cihazla anlayacağız Ahmet'im. Fazla anlaşılmıyor sesi. Hele çok güzel bir soru sordun Ahmet. Benim de sormak istediğim soruyu. Hüseyin sen bir şey soracaktın. Azıcık ayağıma. Yeme içmeyle ilgili. Siz ne yersiniz, ne içersiniz? Bunu çokça merak edenler var. Neyle beslenirsiniz? Ve nerede yaşarsınız? Besmelesiz yapılan her yemeği yeriz. Ve besmelesiz girilen her eve gireriz. Orada yaşarız. Sizin yaşadığınız yerler genelde nerelerdir? Nasıl yerlerde yaşarsınız? Bununla ilgili çok sorular var. Şimdi ama rahmetli. Evet. Evli misin? Bekar mısın? Çocukların var mı? Bir şeyler söylüyor ama. Elbette evliyim. Kaç yaşındasın sen? Ve cinler en fazla yaşlı cin kaç yaşındadır? En yaşlı cinleriniz kaç yaşında olur? Ben 300 yaşındayım. En yaşlımız 1200 yaşında. Anlayabiliyor musun abi? Bir sesler de buradan geliyor ama. Sen kaç yaşındasın? 1500 yaşına kadar yaşayanlarımız da vardır. Anlayabildin mi? Çok az geliyor ama pek anlayamıyorum. Sen de sormak istediğin bir şeyler varsa sorabilirsin ama. Geçen boynuzlu cin zamanı. Evet. Benim ayağımı sıkan kimdi? Ayağımı biri sıktı orada. O ayağımı sıkan kişi sen miydin? Bizi tanıyor musun daha doğrusu abi? Bizi tanıyor musun? Bizi daha önce gördün mü? Birçok kez karşılaştım.
anlayacağız artık daha sonra. Ve davet yaptığımız zaman nasıl bir sistem oluyor? Nasıl gelebiliyorsunuz? Bu davette yazan kelimelerin anlamı nedir? Nasıl bir şey oluyor da geliyorsunuz? Kimden izin alıyorsunuz yani, evet, gelirken? Burada görünürken nasıl bir izin alıp geliyorsunuz? Bunu çok merak etmişimdir, çok da, çokça. Davet kapısı aralanıyor. İlk yetişen kapıdan geçer benim gibi. Şuradan soracağız. Bir de musallat olacağınız zaman kimlere musallat oluyorsunuz veya en çok kimlerle oynuyorsunuz? En çok kimlerle uğraşıyorsunuz? İmanı zayıf olan herkese musallat olabiliriz. Onun için kimseden izin almayız. Kaybolla abi. Nereye gitti? Stüdyodan gelir herhalde. Şuralardan da bir sesler geliyor ama. Evet, yüksek bir enerji var. Benim de ayağım aşağı inirdi. Ayağının ağrısı mı azdı? Çok azdı. Sanki bir şey yaptı abi. Kafalı ağrı, hem de yüksek bir enerji de var. Büyük bir enerjisi evet var. Geldi gene. Neden kayboldun? Zorlanıyor musun görünürken? Pek anlayamıyoruz. Mama titretti az önce. Evet. Evet, Hüseyin. Sormak istediğim şey varsa sor. Peki, bir de şöyle bir soru soranlar var. Genç ona sormayayım çünkü kaybı sadece Allah bilir. Bunu bilmeyen de zaten kaybı bilirler mi diye bir sormuşlardır. Kaybı asla bilemezsiniz siz. Kesinlikle. Geleceği sadece Allah bilir. Onu hiç sormayacağım. Çünkü çok iyi biliyorum. Kaybı sadece Allah bilir. Geçmişten bir şeyler sorabiliriz ama. Mesela sen eğer gördüysen geçmişteki geçtiğiniz 100 yıl içerisinde devlet büyüklerimizden, insanlardan mesela gördüklerin kimlerdir? Bir de şeyi merak ettim. Hiçbirlerine musallat oldun mu? Veya niye musallat oldun? Ne yaptı da ona musallat oldun? Ve kimlere musallat olmazsın, kimlere musallat olursun? Bunun da cevabını verirsen bize. En çok neyden korkarsın? En korktuğun şey nedir? Namaz kılan Müslümanlardan çok korkarım. Daha sonra anlayacağız. Cihaza koyunca. Bir şey söyleyeceğim. Evet, bir şeyler söyleyeceğiz hakikaten. Bak bir şey tanıdığın hüddam var mı? Ya da hüddamlardan korkar mısınız? Yeter artık. Size düşman olmak istemiyorum.
şey daha soracağım Anlısın. Tamam. Şimdi uyuduğumuz zaman bu Karabasan olayında sizin bir parmağınız var mı? Bu Karabasan dediğimiz şey siz misiniz? Size cevap vermeyeceğim. Evet, bir şey hatırlıyorsunuz. Peki, davet olmadan insanlara görünüyorsunuz, bunu duyuyoruz. Bunu neden yapıyorsunuz? Son olarak sormak istediğim bir şey var mı? Gidelim mi? Gidelim. Peki, seni göndereceğiz birazdan. Arkadaşlar. Evet. Bayağı bir zarar verdi ayağıma. Evet. Çok fena bir ağırlık çöktü üstümüze. Arkadaşlar, üzerimizde çok büyük bir ağrı var vücudumuzda. Bizim zaten ağrıyordu. Onun o katı evet. Ağrı yapmaya başladı. Göğsümden başıma doğru bir hafif bir ağrı girdi. Sizde de var mı arkadaşlar? Var. Evet, tarafım ağrıyor. Kapalı alanda yapmanın demek ki dezavantajları da bunlarmış. Normalde zaten kameranın şeyini götürüyor, şarjını. Evet. Normalde kamerayı çok etkiliyor. Büyük bir ihtimal ısınmıştır kamera. Evet Ahmet. Vallahi Azizciğim. Onu her gördüğümüzde soracağımız şeyleri unutuyoruz. Kesinlikle. Hani bir dil ağırlığı da oluyor. Evet. Mesela dilde konuşamaması. Ağzımızda dilimizde de bir ağırlık oluyor böyle. Etkisi oluyor yani arkadaşlar. Arkadaşlar, videomuz buraya kadardı. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinizden Allah razı olsun vaktinizi ayırdığınız için. Buradan gönlü güzel dostlara selam olsun. Hepinizi çok seviyoruz. Söylemek istediğin son bir şey var mı abi? Herkese selamlar olsun. Herkesin kalbine göre Allah-u Teala versin inşallah. İnşallah herkes cennete girer. Videomuzu beğenip kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hatta kanalımıza katılabilirsiniz. Üye olabilirsiniz. Destek olabilirsiniz bize. Hepinizi çok seviyoruz. Rabbime emanet olun. Hoşça kalın dostlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.